Merhabalar. Bugün Doktor Hakan Eraltan'la birlikteyiz. Daha önce Doktor Bey ile hekimlik sanatı üzerine bir röportajımız olmuştu. Daha doğrusu sohbetimiz olmuştu. Benim sohbetlerin içeriğini biliyorsunuz. Ve kas testi üzerinde de ağırlıklı konuştuğumuz bir sohbetti. Bugün kas testiyle ilerleyen bir muayenenin örneğini göreceğiz birlikte. Merhabalar hocam. Merhaba tekrar. Kas testiyle yapılan bir muayenede siz, bu arada biz oğlum için ilk etapta geldik ve oğlumun herhangi bir kan tahlilini, bir işte laboratuvar tetkikini, ultrasonunu görmeden sadece ben muayene edeceğim ve buna kas testi üzerinden bakacağım dediniz. Neden böyle ilerliyoruz? Şöyle, tabii ki çok değerli yapılan testler, görüntüleme metotları, laboratuvar analizleri bunlar çok önemli bizim için. Konvansiyonel tıbbın vazgeçilmez araçlarıdır. Biz sadece baştan ön yargıyla yaklaşmamak için böyle ilerliyoruz. Önce anamnez almayı, yani klasik tıp metotları üzerinden anamnez almak nedir? Sorgulamaktır. Hasta yakını ve hastayla beraber ya da danışan yakını ve beraber sorgulama yapıyoruz. Bu sorgulamanın sonrasında bizim bir teşhis algımız oluşuyor. Ya da ön teşhis diyelim buna. Ama yine de ön yargıya girmeden önce ben o testlere bakarsam veya işte bir takım görüntülemelere bakarsam yönlenmek istemem. Çok değerli tabii ki de yorumlar olabilir bunlarla ilgili. Ben kendi muayenemi yaptıktan sonra sorgulamamı, fizik muayenemi yaptıktan sonra en sonunda dönüp onlarla korelasyon yapmam gerekiyor. Benim gidiş sıralamam ya da algoritmam bu. O zaman kendi ulaştığım sonuçlarla laboratuvar ve görüntüleme metotlarını karşılaştırıp o zaman eksik veya işte yapılması gereken şeyleri tekrar anlamış oluyorum ve meslektaşlarımla bunu nazik bir şekilde paylaşıyorum ve tabii ki hasta yakınlarına da paylaşıyorum. Bu yoldan gitmeyi seviyorum. Kaan'da da böyle bir şey yaşamıştık, hatırlıyorsunuz. Kaan'da bunu gördük. Şöyle bir deneyimimiz var. Biz buraya çok kapsamlı bir laboratuvar analiziyle geldik. Ve bazıları çok ekstrem testlerdi gerçekten. Çünkü parazitlere dair, bazı patojenlere dair de veriler vardı. Ama bunların hiçbirinden Hakan Bey'e söz etmemiştik. Hakan Bey kas testiyle hiç aklımıza gelmeyen bir patojenin varlığını ve bazıları da birebir kan testiyle uyumlanacak şekilde, yani doğrulanacak şekilde varlığını kas testiyle gördü. Burada neler görebiliyoruz? Ağır metalleri, gıda alerjilerini, mineral eksikliklerini. Şöyle, siz buyurun. Ben kas testini tabii ki prensibini anlatacağım ama hani burada birbirini tamamlayan metotlar var. Öncelikle size daha önce bahsettiğimiz bu enerji tekniklerinde 4 elemente göre gözlemleme ve tanıtma işi var. Hani tüm dünyada baktığımızda geçmişte tıp metotlarında gözleme dayanmış bulgular. Biz bunları yadırgamadan geçmişten geleceğe bir projeksiyon, yani günümüze bir projeksiyon yapıyoruz. Kişinin öncelikle geldiği şikayet üzerine hangi sistemleri sorgulayacağımıza bakıyoruz. Uyku şikayetleri mi geldi, ağrı şikayetleri mi geldi, öğrenme problemi de mi geldi, gelişme problemi de mi geldi? Burada aldığımız verilerle dediğim gibi diğer sonuçları karşılaştırıp bu yolda gidiyoruz. Burada tabii ki kas testinin prensibini biraz sonra göstereceğiz. Nasıl bir uygulama metodunda doğru metodoloji olması gerektiğini. Ama burada biraz titreşim tıbbından da bahsetmek lazım. Yani titreşim tıbbı derken kullandığımız materyaller, bizim nozot veya test tübü diye tabir ettiğimiz materyaller, burada bir şov mantığıyla bakmadan, yani hangi materyale uyumlu ya da uyumsuz olduğuna bakmak gerekiyor. Kas testi işte bize burada yol gösteriyor. Kişinin söylediğiniz gibi ağır metalleri, İşte toksik tablosu vücudundaki, belki bir takım plastikler, radyoaktif bir birikim var mı, elektromanyetik ağında birikim var mı? Bunlardan tabii çok daha öncesinde gıda alımı nasıl? Gluten hassasiyeti var mı? Sizin tabii çok iyi takip ettiğiniz konular. İşte temelde 3 tane hassasiyete biz önem veririz. Gluten hassasiyeti, laktoz hassasiyeti ve kasein dediğimiz inek sütü protein hassasiyeti. Bu hep laktozla karıştırılan bir şeydir. Bir tanesi de inek sütünde insana özel alerjen olan bir kasein proteinini test ederiz. Orada keçi ve koyun ürünleri belki masum olabiliyorlar. Yani küçük baş hayvanlar, ama inek ve mandalının belki süt ürünü dışarı tutuyoruz. Ama laktoz hassasiyeti çıktığı zaman bütün sütleri geçici bir süre devre dışı bırakıyoruz. Gluten de çok iyi biliyorsunuz. 4 temel tahılı, işte buğday, arpa, yulaf ve çavdarı devre dışı bırakıyoruz. Bu ana gidiş yolumuz. Gıda hassasiyetine bakarız. Sonra vücutta herhangi bir toksik birikimin başlangıcı olan parazitik profile bakarız.
Ne, hangi parazitler? İşte nematodlar, sestodlar, trematodlar, protozoa ve sporozoa grubuna bakarız. Bunlar bizim kompozit dediğimiz nosotlardır. Yani test tüpleridir. Bu genelden özellikleriz. Mesela Kaan'da şeyi bulmuştuk. Protozoa grubundan ve nematod grubundan parazitler bulmuştuk. Ve orada özele doğru gittiğimizde bizi şüphelendiren protozoa grubundan toksoplazma. O da biraz sinse giden bir mikroorganizmadır. Karaciğere, beyne, birçok organa şey yapabilir, birikim sağlıyor ve orada dalgalı bir enfeksiyon seyri gösterebilir ve sinsi gider. Davranış değişiklikleri yapabilir. Bunu seyirciler, sizler tabii internetten ya da bir takım kitaplardan da bulabilirsiniz toksoplazmanın çıkış noktalarını. Hani bu bir örnekti sadece. Bu yol üzerinden gittik. Yani burada bizim primer ve sekonder dediğimiz, yani öncelikle tedavi etmemiz gereken şeyler ve sonraya bırakmamız gereken şey, bize bu da kas testi önemli bir rehber olur. Şimdi bence burada toksoplazma önemli bir örnek oldu hocam. Çünkü gerçekten çok sinsi seyrediyor. Evet. Ve insanlar özellikle parazit düşündüğünde çocuklarında zannediyorlar ki birkaç kıl kurdu var. Ve bunu sabah aç karnına işte kabak çekirdeği yiyerek ya da sadece karanfil gibi bitkisel yöntemlerle halledebilirler. Bu olabilir ama olmaya da biliyor. Biz de kimyasal kullanmak gerekti. Ve bunu kas testiyle ve hocamla dozunu günün hangi saatinde ne kadar kullanacağını, evet, ve ilk kür bittiğinde nasıl ilerlememiz gerekeceğini, devam mı yoksa başka neler ekleneceğini hepsini kas testiyle tabii gördük. Burada da bir iyi niyetli bir çaba da var. Ailelerde bunu çok takdir ediyorum. Evet. Mesela bir takım vitamin takviyesi yapmak istiyorlar bir şey ama bazı vitaminler ve bazı mineraller ya da bazı koenzimler halihazırda bulunan paraziti besleyebilir. Besliyor, evet. O yani yüzden biz B12 grubu vermedik, evet, demir grubu vermedik. Folik asit grubu vermedik, evet, başlangıçta. Çünkü bunlar koenzim gruplarında besleyenler olabilir. Paraziti besliyor. O açıdan da hani gitme sıramız çok önemli burada. Hani iyilik yapalım derken tam tersi bir etkiyle karşılaşmak istemediğimiz için hekim arkadaşlarına bunu öneriyorum. Yani öncelikle primer yolunuzu iyi belirleyin. Daha sonra sekonder, yani ikinci olan patolojilerle uğraşın. Çünkü temel patolojiyi çözmezseniz ondan sonra onun doğurduğu sekonder patolojilerle uğraşıp zaman kaybederiz ya da semptomları baskılayıp ana sebebi maalesef yerinde bırakmış oluruz. Evet, bir şey daha eklemek isterim yine kendi örneğimiz üzerinden. İnek ürünleri, evet, Kaan'da çıktı ve biz aslında inek kıyması kullanıyorduk. Yani sadece koyun ya da keçi üzerinde değildi. Sütü ya da peyniri ya da yoğurdu kessek de kıyma vardı diyetimizde. Ama daha da enteresan bir şey vardı biliyorsunuz. Önemli bir tuz kullanıyordunuz ama onun içinde süt katkısı vardı. Evet, evet. Mesela yani ben isim çok severim. İsim vermek istemedim şimdi. Çok sevdiğim bir mineral tuzunda, evet, da evet, eser miktarda da olsa laktoz vardı ve inek sütünden elde ediliyordu. Evet. Hatta çok istisnai bir kolostrum getirtmiştik onun için. Kazeinsiz kolostrum, evet, ama kazeine rağmen içinde inek ürünü ve laktoz vardı. Muhakkak. Dolayısıyla onun bile kas testinde oğlum için iyi olmadığını anlamış bulunuyoruz. Bazen iyi niyetle, hatta evet, çok iyi niyetli anneler aslında istemeyerek belki istemeyerek tablonun daha da kötüleşmesine, tabii, sebep, tabii, oluyor. Kendimden biliyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı testten bence önce? Bence ekleyelim, testi göstererek ekleyelim. Tamam. Çünkü mühim olan bu. Tamam. Yani matrix nedir, birazcık ondan bahsedeyim. Bu kas testi hangi mekanizmaya çalışıyor? Hı hı. Üzerinde sizin üzerinize göstererek isterseniz oradan biraz teorik olarak da bahsedelim. Tamam hocam, buyurun geçelim. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Evet Meri Hanım, devam ediyoruz dediğim, evet, pozisyonumuza. Pratik işlemi daha. Bu pozisyonda kalmanızı ben istedim. Çünkü sağlıklı bir kas testi yapabilmem için önce hani vücutta farklı reaksiyonları geri plana atmam gerekiyor veya kaybetmem gerekiyor. Bu neden? Eğer oturup pozisyonda yapsak veya ayakta yapsak testi, evet doğru sonuç alabilirdik. Ama omurganızda bir ağrı varsa ve ben size yer çekimine göre bir baskı uygularsam omurgadaki ağrı daha çok olur ve yalancı bir şekilde kas gücünüz düşer. Hı hı. Basitçe ben prensibi önce anlatacağım. Tamam. Önce örneğin ön delt ultrasını kullanalım. Bu pozisyondayız. Dirseğinizi kırmadan kolunuzu benim elimi el ayağıma doğru itmenizi isteyeceğim. 2 saniye. El ayağıma doğru. Şuraya doğru, tamam, itin lütfen. 2 saniye. Ve ben 3. saniyede itin 2 saniye. 3. ben biraz da bastıracağım. Evet bu kadar. Tamam. Ama dirseğinizi kırmadınız ve düz oldu. Evet. O zaman bir kası izole etmiş oldum. Ya da deltoid kasını, orta deltoidi izole etmek için kolunuzu yatağa paralel bir şekilde uzattınız. Ve ben başınızın üstüne doğru kolunuzu itmenizi isteyeceğim. Dirseğiniz düz olacak. İtmenizi itin lütfen. 3. saniyede ben bastıracağım. Buna direnebileceğiniz kadar bastırın. Bu kol için, bacak için de bacağınızı kaldırdınız. 90 derece dizinizi kıvırdınız. Ve ben size şunu söyleyeceğim. Dizinizi omuzunuza doğru yavaşça çekin diyeceğim. Ve ben 3. saniye direndim. 2 saniye çektiniz. 3. saniyede ben karşılayabileceğiniz kadar bir kuvvet uyguladım ve karşıladınız. Basitçe
Çalışma bu. Algoritmanın başlangıcında 3 ayrı beden tipini ayırt etmek için gözünüze 3 farklı uyarı göndereceğiz. Bildiğiniz gibi monitörlerin üzerinde R, G ve B harfleri yazar. Bunlar red, kırmızı, green, yeşil ve blue, mavinin kısaltmalarıdır bildiğiniz üzere. Göz dibindeki kon çubukları ve rod çubukları vardır. Konlar renk ayırdığını sağlar, rodlar da ışık ve karanlığı ayırt etmemizi sağlar. Öncelikle ışık ve karanlığı ayırt etmemizi sağlayan bir şey göstereceğim. Gözünüz tavana bakarken bu hafif siyahımsı olan rengi gözünüze koyuyorum. Bir, arkadan böyle bütün renkleri hani sanki siyah beyaz filmdeymiş gibi görüyorsunuz değil mi? Şu anda tavana baktığınız zaman. Gidiyorsunuz. Evet. Bu renk yani ışığa karşı olan reaksiyonunuzun normal olduğunu gösteriyor. Bazı insanlar bu şekilde buna baktıkları zaman görme güçleri düşüyor. Özellikle gece görüşte sorun yaşayanlar. Bunun testini yaptık. Gece görüşte sorun yaşamadığınızı burada anlamış oldum basitçe. Böyle bir sorun görürsem zaten göz hekimine mutlaka bir konsültasyon istiyorum. Şimdi önce kırmızı rengi karşı olan göz tipi reaksiyonunuzu ölçüyorum. Gayet güzel bir reaksiyon. Kas gücünüz zayıflamadı. Yeşile karşı reaksiyon. Burada hafif bir düşüş hissettik. Bunu kenara ayıralım. Maviye karşı olan reaksiyon. Gayet güçlü. Siz tutar mısınız elinizde? Acaba güçlü ama çok mu güçlü? İtelim. Çok güçlü değil. Zayıflatabiliyorum. Kırmızıya bakalım. Çok güçlü değil, zayıflatabiliyorum. Ama şimdi yeşili koyduğunuzda direkt olarak ne oluyor? Kas gücümüz düşüyor. Acaba kolunuz mu yoruldu diye merak ediyorum. Bacağınızdan da bunun doğrulamasını yapacağım. Çünkü en azından iki kasta doğrulamamız lazım. Dizinizi omzunuza doğru çekiyorsunuz. Kasınızı kullanıp kullanmayacağımı anlamak için zayıflama reaksiyonu veriyor mu diye bakıyorum. Evet, istersem zayıflayabiliyor. Demek ki bu kas zayıflayabiliyor. Zayıflayamasaydı kas testi yapamazdım. Yeşil rengi gözünüzün önüne tutmanızı istiyorum. Çekin lütfen. Bakın, görüyor musunuz? Tutamıyorum. Tutamıyorsunuz. Ama enteresan bir şeyler göstereceğim. Acaba sadece gözümüz mü reaksiyon verecek? Cildimizde de renk algılayan reseptörlerimiz vardır. Göz bizim için tabii daha kolay diye onu tercih ediyoruz. Tekrar hiçbir renk koymadan kasınızın gücüne bakacağım. Evet, normal bir güç üreten bir kas. Şimdi bu rengi cildinizin üzerine koyuyorum. Aynı şeyi yaşıyorsunuz. Tutamıyorum. Evet. Çok ilginç. Bu bir patoloji değil. Bu renge karşı hassas olduğunuzu gösteriyor. Bizim için bu bir besin grubuna karşı hassasiyeti gösterir. Ama bu %95 geçerli. %5 bunun dışında hani hiçbir besine karşı da reaksiyon vermeyebilirsiniz. Ben genelde yeşil olan hassas grubu inek sütü intoleransıyla bağdaştırıyorum. İngiliz hocam Christopher Astley Smith de bunu bana ilk öğreten kişidir aynı zamanda. Ama bunun %5, %10'da bir yani istatistik dışı olduğunu da buldum. %90 evet bu renge hassas olanlarda bunu görüyorum ama yine de test tüpüyle biraz önce bahsettiğim titreşim tıbbıyla da bakmayı doğru buluyorum. Bu benim için bir ön bulgudur. Şimdi sizden tek tek isteyeceğim. Burada 3 ana grup var elimde. Tek tek vermenizi isteyeyim ben. Öncelikle ne koyduğumu İkimiz de bilmiyoruz. Bakmıyorum ne koyduğuma size. Bedeninizin üzerine tenize temas edecek şekilde bir test tübü koyuyorum. Bu bir gıdanın titreşiminin buna sıvı aktarılmış şekli, özel bir sıvı aktarılmış şeklidir. Bedeninize bunu koyduğumda herhangi bir kas gücü değişmesi yok. Zayıflatabiliyor muyum? Evet, zayıflayabiliyor. Demek ki hipertonik ya da hipotonik yani kasınızı çok güçlendirdi, çok da zayıflatmadı. Reaksiyonunuz yok bu gıda grubuna karşı. İkinci grubu koydum. Bu da evet zayıflatmadı. Aşırı da güçlendirmedi. Bu da reaksiyon vermiyor. Şimdi üçüncü grubu koyuyorum. Bunu koyar koymaz kas gücünüzün zayıfladığını görüyorsunuz değil mi? Enteresan. Bacaktan kontrol edelim. Aynı şekilde zayıflattı. Beraber bakalım. Evet. Kasein dediğimiz inek sütü proteini grubu. Evet yeşil renk burada bizi doğruladı. Evet. Demek ki doğru yolda gittiğimizi görüyoruz. Bazen sıra dışı reaksiyonlar gelebiliyor. Onun üstüne başka o zaman yöntemle de başvuruyoruz. Sizin bedeninizin inek sütünün proteinine karşı hassas olduğundan şüpheleniyorum. Şüphelenmeye kalmayacağız. Size bunu gözlemleyerek soracağız. Yani sizin kendi gözlemlerinizi, inek sütü içeren gıdalarda bir sorun yaşadınız mı? Aldığınız zaman hazımsızlık, gaz ya da intolerans bulguları dediğimiz işte dışkıdaki kokunun değişmesi olsun, karındaki şişlik olsun birçok bulgular veya tat kayıpları, farklı şeyler, tat değişimleri daha doğrusu,
kabızlık ya da ishal gibi bağırsak sistemi bozulmaları, bazen eklem ağrıları, bazen kas ağrıları, birçok reaksiyon olabilir vücutta. Bu gıdaları tükettiğiniz zaman, bu tarz gıdaları tükettiğiniz zaman, bunun karışımı olan gıdaları, bunları sorguluyoruz. Siz de bunu aklınızın bir köşesinde tutun. Muayene sonunda bunlara bakacağız. Tamam. İkinci algoritmamızın ikinci grubunda da bedeninizde herhangi bir toksik madde ya da canlı var mı? Yani toksin üreten canlı var. Bunlar en güzeli parazitlerdir, mantarlardır ya da infeksiyon amilleridir. Bunları tek tek bakıyoruz. Önce basit olan 5 grup parazit test etmek istiyorum. Yine ne koyduğuma bakmıyorum. Grup içinden ürünü seçiyorum. Bu ne koyduğuma bakmamak şöyle bir çift kör test anlamına geliyor. Eğer ben bakarsam kafamda bir soru işareti olabilir veya size söylersem siz bir soru işareti olabilir ve kas testini yanıltabiliriz. O yüzden her zaman biz double blind'den çift kör testi seviyoruz. Grup olarak soruyoruz. Bu grubun bir elemanında bir problemimiz yok. Zayıflatabiliyor muyum? Evet, zayıflatabiliyorum. Demek ki bunda bir problem yok. Koyuyorum kendinizin üstüne. Zayıflatabiliyorum. Evet, bir problem yok. Evet, kalan iki grubun elemanı. Burada nelere baktım diyorsak şimdi söyleyeceğim. 5 elemandan 5'ine de baktım şu anda. Yani nematotlar, sestotlar, trematotlar 3 grup. Belalı parazitler. Öyle değil mi? Yani biraz sorun yaratabilen diyelim. Çünkü bazen bedenimize dost yaşayan parazitler de vardır. Bizim komensal dediğimiz birbirine destekleyen gruplar vardı. Bazı parazitler bedenimize iyi bile gelir ama bazen belli bir dengeyi açtığında ve belli bir popülasyon ya da türe ulaştığında o zaman bedenimize zaten örneğin demir eksikliği gibi işte B vitamini eksikliği gibi bir takım eksikler yaratabilir. Alerjik ürünleri çoğaltabilir. Hatta kandaki bir takım zararlı protein, homosistein gibi zararlı proteinleri çoğaltabilir. Birçok duyguların bozukluklarına da çok kesinlikle, kesinlikle. Kaan'da hatırlarsak muayenede baktığımızda biz protozoa grubundan bulmuştuk. Nematod, sestod, trematod, sporozoa ve protozoa demiştik. Protozoa grubundan da baktığımızda toksoplazmayı oradan ayrıntılı bir şekilde bulmuştuk hatırlarsınız. Evet. Şimdi de ağır metal grubumuza bakalım. Önce nosotüre yani toplamıyla bakalım. Bütün metallerin, ağır metallerin karışımı, toksik metallerin karışımıyla. Evet, burada bir düşüş yaşıyoruz. Evet. Minik. Demek ki bu ağır metal grubundan bir şeyi test etmek, birçok şeyi test edip hangisinin ya da hangilerinin çıktığını bulmamız gerekiyor. Onu muayene sonunda bakalım. Şimdi nereye geçtik? Kimyasallara geçtik. Kimyasal grupta bir sıkıntımız yok. Kimyasal bir iklim nerede? Nedir? Evet. Radyoaktif, yani iki tür radyasyon var. Bir iyonize radyasyon, bir de iyonize olmayan elektromanyetik bozucu anlara bakıyoruz şu anda. İkisinden de ciddi bir sıkıntınız olmadığını görüyorum. Demek ki o kısma çok bakmayacağız. İnfeksiyon grubuna geçtim. Sırasıyla bakteriler, paraziti bitirdikten sonra parazit enfeksiyonu grubudur. Bakteriler ve mantarlar kalıyor geriye ve virüsler kalıyor. Evet, zararlı bakteri grubundan bir sıkıntımız yok şu anda. Bu koyduğumuz ikinci, üçüncü infeksiyon amili. Burada da bir problem yaşamıyoruz. Mantarda hani zarar, hepimizde bedenimizde mantar grubu olabilir. Zaman zaman belli miktar kandidamız olur, başka mantar olur. Ama bunlar bir eşik değerin üzerinde bize reaksiyon verirler. Hani her şeyi bir anda bunu detoks yapalım mantığıyla bakmamak gerekiyor. Belli bir yere kadar beden bunları tolere edebilir. Tolere etmediği zaman oturup bakmamız lazım. Bazen de bu mantarlar bir takım şeylerin fırsatçısı olabilirler. Bir takım enfeksiyon, mesela parazitler, tolere edemeyiz parazitler vardır. Mantar enfeksiyonu eklenebilir. Bir takım bakteri, yüksek düzeyde bakteri, virüs enfeksiyonu vardır. Mantar enfeksiyonu buna eklenebilir. Yani hep böyle bir şeye hep detoks yapalım mantığıyla değil, öncelikle bize zarar veriyor mu vermiyor mu mantığıyla bakmamız gerekiyor. Muayenenin ilerleyen zamanında şey bulmuştuk. Ağır metal nozotunda, yani ağır metal kompozisinde bir problem bulmuş. Şimdi evet, ayrıntılı bir şekilde elimizdeki ağır metallere tek tek sorgulamamız lazım. Tamam. Yani bunu da kısaca bilgisini vereyim. Bahsettiğimiz organik ve inorganik maddeler, vitaminler gibi inorganik maddeler, işte organik olan parazitler gibi ya da canlı virüs, bakteriler gibi, bunların bir şekilde teknolojik olarak özel ses kartlarıyla donanımlı bilgisayarlarda frekanslar bu özel sıvılara ve de bir takım charcoal dediğimiz kömür, aktif kömürün içine
bir şekilde frekanslar yüklenmiş. Yani biz her şeyde mono bakmayı o yüzden seviyoruz. Tek tek bakmayı. Elimizde böyle 3000 tane yüklenmiş olan, hani homeopati mantığına da düşünebilirsiniz bunu, ama biz homeopatinin tedavi teşhis mantığıyla bir şekilde bakabiliriz. Bu frekanslar yüklenmiş özel sıvılar ve kömürlerle test ediyoruz. Dediğimiz test manası bu. Hı hı. Ve bedeniniz bu frekansla uyumluysa hiçbir sorun yok diyoruz. Ama orada bir uyumsuzluk varsa, beden bu frekanstan hoşlanmıyorsa, bu titreşimden hoşlanmıyorsa, titreşim frekansı aynı şey. Eski dilde buna devinim de denir, titreşen şey. O zaman teşhiste bize bu bir ön bulgu veriyor gibi düşünebilirsiniz. Bunu da klinik verilerinizde ve daha önce yapılan testlerinizde korelasyon yapıyoruz. Ölçtürüyoruz. Evet. Şimdi tek tek ağır metalleri ne olduğunu bilmeden tek tek koyuyorum. Tamam. Üçlü. Peki zayıflatabiliyor muyum diye bakayım. Evet, bu uygun bir kas reaksiyonu. Üçlü. Evet, bunun bir sorun yok. Bu da gayet üçlü. Burada zayıfladı. Fark ettiniz. Evet. Bunu bir kenara ayırdım. Birden fazla olabilir diye düşünüyorum. En sonunda bakacağım ne bulduğuma. Üçlü. Üçlü. Sen diyorum. Metal skalası bitti. Şimdi bulduğumuzu tekrar görelim. Ve bu zayıflıyor. Enteresan. Ne olduğuna bakalım beraber. Aa. Söyleyeyim. Nikel. Nikel, evet. Şaşırtmadı beni. Nikel gün içinde çok temas ettiğimiz bir ağır metaldir. Bozuk paralar, bazı içtiğimiz sular, bazı midye gibi deniz canlıları, imitasyon takılar, mutfak gereçleri, genelde çelik tencerelerin içinde belli bir oranda nikel vardır. Tencere eskidikçe bazen bu nikeli sıcakta kusabilir. Ben bu durumlarda şey istiyorum. Kullandığınız takıları, takım materyallerini, temas ettiğiniz sıvı, yani içinde su kaynayan tencere ya da kettle. Çünkü su kaynıyor, onun içindeki metalde nikel oranı biraz fazlaysa ya da belli bir eskilikten sonra metal o maddeyi kusabilir. Bedende bir nikel yükünüz olduğunu. Bu, tekrar söylüyorum. Bu bir kalitatif ölçüm, bir kantitatif ölçüm değildir. Yani ben size bir evrakla, bir çıktığıyla vücudunuzda şu kadar miligram ya da mikrogram nikel var diyemem. Sadece nikelin sizi rahatsız eden bir miktarda olduğunu söyleyebilirim. O miktar ise onu bilemem ama burada yapmam gereken şey bunu nasıl atacağımı bedene, hı hı, sormaktır. Bazı koenzimleri, bazı yani vitaminleri ve bazı mineralleri deneyebiliriz. Şerasyon olarak, doğal şerasyon olarak deneyebiliriz. Hı hı. Yine bilmeden o gruptan birkaç şey isteyeceğim. Güçlenme reaksiyonu yapmadı. Güçlenme reaksiyonu istiyorum çünkü. Herhangi bir reaksiyon yapmadı. Evet, bunu bir kenara ayıracağım. Bu koyduğum madde her neyse zayıf olan kasınızı güçlenme reaksiyonu yaptı. Değil. Burada test ettiklerim, dediğim gibi mineral grupları ve koenzim grupları. Şimdi çok daha fazla konuşmadan bakalım. Gördüğünüz gibi özel bir asit bu. Ne olduğunu, hı hı, söylemeyelim. İlaç skalasında bulunan doğal, yani yarı kimyasal diyelim buna, bir asit. Bu asit sizin bedeninizdeki fazla olan, sizin için fazla olan nikel ağır metalini atmanıza yarıyor. Hı hı. Bunu daha sonra ilgili preparatlardan, eczanelerden işte biz alıyoruz ya da size aldırıyoruz. İlgili dozajına bakıp size belli bir miktarda, belli bir günde bunu kullanmanızı öneriyoruz. Bu bir birçok hastalıkta kullanılan, diyabet vakalarında kullanılan, hı hı, özel bir asittir. Hı hı. Ve belli bir günde kullanmak önemli. Bunu alıp da aylarca kullanın demiyoruz. Bedeninizin istediği miktarı yine kas testiyle bulmaya çalışıyoruz. Bu basitçe bir örnekti size. Biraz önce bir örneği sizle paylaşmıştık. Sohbet sırasında şey demiştiniz. Kanalda
biraz flor birikimi kanda yüksekti. Flor beni çok şaşırttı. Evet. Çünkü demiştim ki flor içeren diş macunu dahi kullanmadık. Çok dikkat ediyorduk aslında. Ve ben onun atılımı için iyota biraz ağırlık vermiştim aslında. Ama iyotu kas testiyle baktığımızda vücudunun iyota hiç ihtiyacı olmadığını gördük. Hatta bunu da şöyle doğrulamıştım. Kanda icadı seviye baktığınızda icadı iyodu yüksek bulmuş söylemiştiniz. Evet. Şimdi burada düz mantıkla bakarsak eğer beden flor atılımında iyodu kullanmış olsaydı yüksek olan iyodu zaten kullanırdı. Ama biz bedende o zaman flor bulmazdık. Demek ki bedende iyot yeterli seviyede. Yeterli seviyede olan bir bedene biz iyodu sunduğumuz zaman hadi test yapmadık diyelim. İyot fazlalığının bedene bir faydası olmaz. Hatta belki bir süre sonra TSH'ı daha da fazla yani tiroid stimülan hormonu daha da fazla yükseltebilir. Burada floru tek atan şey iyot değildir. Evet atanlardan bir tanesidir ama tek atan şey. Burada deterministik mantıkla değil de genel bütüncül mantıkla bakmamız gerekiyor. Burada test ettiğimizde bir asetilgen bir eleman bulduk ve o elemanı verdiğimizde zaten flor miktarının düştüğünü gördük. Siz de bunu idrarda istediğinizde doğrulayabilirsiniz. Yani demek istediğimiz şey tek bir tarafa odaklanmayalım. Bu ona iyi gelir, evet bu ona iyi gelir ama her zaman bu ona iyi gelmez. Ve çözüm de kişiye özel. Yani çözüm hani, de kişiye özel. Bir yakınımız için arsenik tespit edilmişti. Arsenik için sadece kişniş önerildi. Evet. Ama kan için bazen kimyasal kullanmamız gerekebiliyor. Evet, bazen gerekebiliyor. Evet. Yani burada kişi özel, aynı parmak iziniz kadar kişi özel değerlendirmeniz gerekir. Ben tabii çok fazla ayrıntıya girmeden basitçe temel prensipleri anlatmaya çalıştım. Birkaç da resim göstermek istiyorum izninizle size. Teşekkür hocam ederim. Şimdi glutensizdünya.com'dan da bildikleri kadarıyla glutenle ilgili hassasiyetler üzerine bir farkındalığımız oluşmuştu. Evet. Fakat sizce herkes gerek kazeini gerek inek ürünlerini ya da gluteni hayatından çıkarmalı mı? Bu da mı kişiye göre değişir? Evet, güzel, çok güzel ve yerinde bir soru oldu. Şimdi genelde eliminasyon diyeti diye bilinen birçok şeyi çıkartan diyetler duyuyorum. Evet, buna yanlış diyemeyeceğim. Ama belki gereksiz bir zorlama olabilir. Yani herkes glutene, herkes inek sütüne ya da herkes laktoza hassas bireyler değil. Kişiyi gereksiz bir stres yaratmış olabiliriz. Yani eğer gluten ya da kazein ya da laktoz intoleransı olmayan bir kişiye siz bunların tümünü kestiğiniz zaman biri de çıkabilir veya hiçbiri de çıkmayabilir. O zaman gereksiz bir 2-3 ay stres yaratıyorsunuz. Çünkü 2-3 ay sonunda bakıyorlar ya acaba gerçekten hangi alerji devam ediyor ya da hangi intolerans diye. Ben biraz daha bunu bu şekilde test ederek görme taraftarıyım. Hı hı. Her şeyi belki kan testinde de göremiyoruz ama bunu en kolay şey gözlemdir. Ama her şeyi keserek değil. Burada şüphelendiğimiz hani bahsettiğim gibi kırmızı renge reaksiyon veren yeşile ve maviye. Burada tabii sizlere veya bizi seyreden tıp profesyonellerine biraz belki eksik anlatmış olabilirim. Biraz daha tamamlamaya çalışayım. Göz dibinizde, retinanızda renk gören hücreleriniz var. Reseptörleriniz ve bunlara ait reseptörler var diyelim. Ve bunlar beyinde hipotalamus üzerinden bir reaksiyon zinciri üretirler. Ve bu kaslarla, biz bu kaslara vücut bulan haline bakıyoruz. Hipotalamik reaksiyon, sadece bilinci içeren bir reaksiyonu, bilinç altını da içeren bir reaksiyondur. Hı hı. Yani siz orada kırmızı bana hassasiyet verebilir diye düşünmezsiniz. Doğal olarak bedeninize, size baktığında mesela yeşil çıktı sizde bu. Başkasına mavi çıkabilir. Bu hipotalamusun verdiği, retiküler formasyon aracılığıyla verdiği bir reaksiyon zinciri bütünüdür. Yani test bu şekilde çalışır. Yani kasınızın aşırı güçlenmesi ya da normalden zayıflaması bize burada bir şüphe uyandırır. Ve de biz bunu klinik gözlemle kişiye sadece bunu kestiririz. Şu gıda grubunu kestiririz. Ya da vücutta bir şey birikim görürsek o birikimden kurtulmak için ilgili maddeleri bu şekilde test ederiz. Hani titreşimli tıbbı ile ilgili bana bir şey sormuştunuz. Evet, onu titreşim tıbbı hep birazcık bahsederken şimdi bu konuda ismi değişen ama bilinen bazı cihazlar var. Hı. Ve çok da kolayına geliyor insanın. Hani oturup bir makineye bağlanıp bütün verilerin dökülmesi. Bu konuda fikriniz nedir? Şimdi şöyle, tabii iyi niyetli bir çaba. Zamanında kozmonotları, Rusların bunu uyguladığı söylenmiş bir takım böyle şehir efsaneleri de var. Doğru olanları da var tabii ki bunun ama abartılı olanları da var. Siz birçok verileri titreşimsel olarak bir cihaza yükleyebilirsiniz. Ama burada bakın ben ne dedim? Hipotalamus aracılığıyla üretilen bir cevaptan bahsettim. Evet, bu cevap sizin damar ve sinir yapınıza da bir şekilde yansıyabilir. Ve belki bunu biz ciltlik alıcıdan da görmeye çalışıyor bu cihazlar. Ama bilgisayarı, sistemini analistler bunu iyi bilirler. Donanımcılar, yazılımcılar bu dediklerimi çok daha iyi anlayacaklardır. Bir bilgisayarda siz birden fazla programı çalıştırmaya başladığınız zaman ne olur? Bilgisayarın hızı düşer. İnsan bedeni tabii ki tam bir bilgisayara benzemez ama çok daha kompleks bir organizma olarak düşünelim ve siz
Onlarca hatta yüzlerce veriyi bu bedene veriyorsunuz. Ve oradan bir çıktı alacaksınız. Bir, insan bu kadar veriyi değerlendirmekte zorlanır. Bu bir. İkincisi, bu kadar çok veriyi değerlendirecek bir aracın da, bu resimin önünde durmamızın sebebini söylüyorum, çok boyutlu bir araç olması gerekir. Bugün üç boyutlu yaşayan bir evrende bir yaşayan canlı olduğumuzu düşünüyoruz. Hı hı. Ama kuantum mekaniği ve fiziğe baktığımızda bugün 12. boyut tartışılıyor. Bu kadar çok kompleks bir varlık olan insanda, örnek olarak buradan anlatayım. Bu bakınca ne hayal ediyorsunuz değil mi? Bir takım borular var. Ortadaki böyle bir şeye bağlı, bir cisme bağlı. Kimi bakınca bu yeryüzü cisme de benziyor. Bunu ben size çok yormadan söyleyeyim. Çok sevdiğimiz bir Fen Fokins hocamız var. Özden Arkun hocamız. Onun bana hediye ettiği bir orijinal elektron mikroskobundan yapılmış bir, bu bir resimdir, resmedilmiştir. Kendisi elektron mikroskobuna bakıyor. Hücre çekirdeği ve ona bağlı olan tüpçük sistemini gördüğü şey resmi buraya kendisi resmediyor. Hı hı. Tablo olarak resmediyor. Çok beğendiğim bir tablodur. Bakın böyle kompleks bir hücre çekirdeği ve buna bağlı olan kanalcık sistemini görüyorsunuz. Buna birçok isim verilmiş. Von Kahn kanalları denilmiş. Profesör Heinlein'in söylediği, Alman profesörün söylediği biyologtur kendisi. Temel madde denilmiş. Son günlerde matrix deniyor. Birbirine bağlı olan, sizin tırnağınızdan saç deniz ucuna kadar böyle bir sistemle bağlısınız. Şu anda algılayabildiğiniz 3 boyuttan çok daha fazla bir sistemle bakıyoruz şu anda. Bu kompleks sistem bilgiyi taşıyan sistem, bilgiyi işleyen sistem aynı zamanda. Ve biz burada reaksiyonu, hipotalamus dediğimiz organımız bir reaksiyon üretiyor. Hipotalamus beynin içindeki özel bir organ bölümü ve bizim vücut saatimizden de sorumlu bir organ organeldir. Organcıktır daha doğrusu. Ve ne yapıyor? Hem nöral sisteminizle hem de hormonal sisteminizle bir arayüz gibi çalışıyor. Ve bu arayüzden sizin aldığınız verileri kaslarınıza iletiliyor ve biz bir kasın gücüyle bunu test ediyoruz. Yani bedeninize verdiğiniz challenge'ın Türkçesiyle bir tepkiye davet açıyorsunuz bedende. Bu bir ses olabilir. Bir ışık dalga boyu ve frekansı olabilir. Ya da organik ya da inorganik maddenin kopyası olabilir. Bedene bu bir uyarıdır ve bu uyarıyı beden mono, tek tek bir cevap üretiyor. Tek, ben size aynı anda 3 tane rengi göstermiyorum. Tek tek veriyorum. Ama ne oluyor sizin bana sorduğunuz soruya gelince? Yüzlerce veriyi aynı anda bedene sunuyorsunuz. Bir, sunan cihaz için zor. İki, algılayan organizma için zor bir şey. Bu kadar zorluğa gerek yok. Doktorluk eğer bu kadar kolay bir meslek olsa herkes o cihazı alıp muayenehanesine koyar ya da terapi merkezine koyardı. Ama tıp öncelikle bahsettiğim gibi bir sanattır. Tabii ki bir bilim tarafı da çok önemli ama bilimden daha çok sanat ve bilimin bir sentezidir. O açıdan sadece cihazlarla tıp yapmak bu sanata yeterli saygı göstermemek anlamına geliyor bence. Evet cihazları kullanacağız, verileri değerlendireceğiz ama kendi aklımızı ve muayene sanatımızı da kullanmak durumundayız. Bunları birleştirip bir teşhise gitmemiz gerekiyor. İşte muhteşem Matrix'in burada gerçek görüntüsünü size sundum. Sorunuzun cevabı olduğunu düşünüyorum. Yani cihazdan daha çok insan bedenine olan mükemmel organizmayı kendi bedenimizi bir alet olarak kullanarak ve sizi de o aletin bir parçası olarak kullanarak test ve tedavi algoritmasına sokmamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederiz ben hocam. Ağzınıza sağlık. Dilerim sağ bütün hekimlerimizin alet çantasında en önde kas testi artık yerini alır. Çok önemli. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.